Esra Toker Gürleyen. Bizim sorunumuz manda sütlerinin alınmaması. Biz bunun için arkadaşlarla toplandık. Sorunumuzu medya kanalıyla bütün herkese duyurmaya karar verdik. Manda sütlerimiz alınmıyor. Köyümüzde 200 tane manda varken 160 yılınınki alınıyor. Biz 40 yılın alınmıyor. Bizim sorunumuz manda sütlerimiz. Gerektiğinde yoğurt yaptık, gerektiğinde peynir yaptık ama bitecek bir şey olmadığı için şimdi dökmeye başladık. Biz buna bir çözüm üretesim istiyoruz. Benim dükkanım olmuş olduğu halde günde sadece 3 kilo süt satabilirsin ya da 4 kilo süt satılabiliyor. Diğer sütler dökülüyor. Kaç 200 tane manda var. 160 kişi manda sahibi süt veriyor. Bizim 40'ımızınki alınmıyor. Ama hiçbir sebep yok. Yağı ölçülmedi. Yani ertesi gün sütü almayacağız diye mandıralar haber verdiler. Biz de o zaman mağdur duruma düştük. Biz buna bir çare bekliyoruz. Birkaç gün önceden de haber vermediler. Sadece aynı gün yarın almayacağız sütünüzü dediler. Ve biz o sütlerle mağdur olduk. Diğerleri alınıyor ve sadece bizimkiler kaldı. Hepimiz çok mağduruz. Yani döküyoruz sütleri. Yoğurt yaptık, peynir yaptık. Her şeyi denedik ama olmuyor. Günlük bir şey olmadığı için sürekli her gün yenilendiği için ya olmuyor. Ya belediye reisine başvurduk, diğer mandıralara başvurduk, hepsine başvurduk. Hiçbiri de olumlu şekilde dönüş yapmadı. Biz de böyle sesimizi duyurmak istedik. Manda Birliği'nin varmış ama şu an diğer üyeler, diğer verenler caydığı için veremeyiz biz dediği için sadece bu 40 manda içinde gelmek istemiyorlar. Bizim geliş gidiş maliyetimizi karşılamaz diyorlar. Karşılamadıkları için de gelmiyorlar. Gelecek olanları da diğer alan kişi caydırmış, döndürmüş. Yağ oranları düşük diye ki hiçbir şekilde yağ oranı ölçülmedi. Yağ oranı tespit edilmedi. Edilmediği halde bir gün öncesinde yarın almayacağız dediler ve bitirdiler. Ya sonuçta bize devlet destek veriyor. Az bir şey de olsa, çok da olsa devlet bize destek veriyor. Kadın girişimcilere destek veriyor. Biz kendi elimizle, emeğimizle bir şeyler yapıp çabalamaya çalışıyoruz ve bunu mandıralarla döndürmeye çalışıyoruz. Ve bunu kestiler, direkt kestiler. Kestikleri için de biz gerçekten çok mağduruz. Bize dokunmayan yılan bin yaşasın dedikleri için ya şimdi biz açıkta kaldık, mağdur olduk. Kimsenin şu anda umrunda değiliz ve biz sesimizi böyle duyurmak istiyoruz. 200 tane mandanın içinde sadece 40 tanesinin sütü alınmıyor. Şu an 160 tanesinin sütü alınıyor. Aynı yerde. Çoğu yemimiz de aynı. Samanlarımız da zaten aynı merada. Hepsi aynı. Onların yağ oranı yüksek, bizimkilerin mi düşük sadece? Ki bu hiç ölçülmeden karar verilen bir şey. Bir yerde 5 manda 3'ü alınıyor, 2'si alınmıyor. Öyle var mı? Hayır. Yok. Hayır, öyle yok. Bir evden hiçbir alınmıyor. Yani. Evet, bir evden hiçbir alınmıyor. Aynen. Şahıs seçmeler oldu. Şahıs seçmelerinde ya Ali'ninki alınıyor, Veli'ninki alınmıyor. Böyle yani. Korkum ben de. Bu bizim emeğimiz. Emeğimizi döküyoruz biz. Köpekler de alınmıyor. Yazın.